Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu tamamen ulaşıma açıldı. Açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, don olaylarına karşı herkesin dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz ifadelerini kullandı. Gaziantep Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü kentte buzlanma ve don uyarısında bulundu. Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişilik aile otomobille mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren aile kurtarıldı. Hakkari'de gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen kentte esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Mardin'de de karla mücadele ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerin yolunu ulaşıma açtı. İl genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da da ekipler kar temizleme çalışması yaptı. Bu görüntüler de Muş'tan. Vatandaşlar araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.